bedelli askerlik çıktı. Yaklaşık 70 bin kişinin faydalandığı 2011 yılındaki bedelli düzenlemesinden 30 yaşından gün almış olanlar başvuru tarihinde 30 bin lirasını defaten veya başvuru tarihinde 15 bin lirasını defaten, geriye kalan 15 bin lirasını da başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde defaten ödeyerek faydalanabildi. Ancak yapılan bir değişiklikle bedelli ücreti 30 bin liradan 18 bin liraya, yaşı ise 30'dan 27'ye düştü. Duygu ve düşüncelerini sorduğumuz vatandaşlar bedellinin yerinde olmayan bir uygulama olduğunu ve her Türk gencinin askerlik görevini yapması gerektiğini ifade ederken, bazıları ise askerliğini yapmayacak olan için belirlenen para miktarının oldukça düşük olduğu görüşünde. Şimdi bu konu uzun süreden beri sürüncelemede. Yani zaten büyük bir meblağ var bu konuda sıkıntı yaşayan. Yaklaşık 611 milyon kişi bu şeyden faydalanacak. Şimdi bunların zaten normal askerlik yapıp yapmamaları inanın neredeyse önemli değil derecede, yani bu şekilde söyleyebilirim. Zaten askerliği gariban kesim yapıyor genelde. Bunların bu şeyden faydalanmaları, bu kanunun çıkması bence devletimiz için, ordumuz için, silahlı kuvvetler için çok önemli. Bu konuda 18 binden çarparsak ortalama 10 milyon TL şu andaki parayla. Daha önceki parayla da 10 katrilyon civarında bir meblağ tutuyor. Bu da devlet için büyük bir gelir. Böyle bir, bu bir vergi affı gibi bir şey yani. Bu şekilde sürüncemede kalacağına bir an önce devletin bunu paraya çevirmesi ve o insanların da sırtındaki kamburun kafalarındaki soru işaretlerini bitmesi devletimiz için daha hayırlı olur diye düşünüyorum yani. Basından ve televizyondan duyduğumuza göre bedelli askerliğe halkımız karşıdır, yani biz de karşıyız. Niye soracak olursan, fakir, gariban, yoksul vatandaş gidip vatanı koruyacak, dağlarda savaşacak, zengin de sobada, evinin başında, evinde kef edecek yani. Buna karşıyız. Bedelli askerlik istemiyoruz. Fakir yapacak, zengin yapmayacak. Burada insanlar ikiye bölündü, zengin ve fakir diye. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Vallahi iyi bir şey değil bu. Çünkü biz bir Türk millet olarak, Türk vatandaşı olarak askerimiz sayesinde ayaktayız. Ve şu günümüzü onlara borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal'in askeri olduğu gibi de bunun tekrar yeni nesillere ulaşmasını temin ediyoruz. Ama iyi bir şey değil. Bunu tekrar düşünmeleri lazım. Bir adam 18 milyon verip de askerlik yapmaması çok saçma. Çünkü her insanın askerlik ocağı insanı olgunlaştırır, güven verir, sedakat ister. Ya şimdi bedelli askerliğe ben karşı değilim ama yani 18 bin lira da bir şey değil yani. Bunu herkes verir. Aslında bu miktar daha yüksek tutulup da 25 bin, 30 bin lira gibi, bundan öncelerinde öyleydi yanılmazsam. Daha yüksek bir mevlaydı. Şimdi 18 bin lira yani bir şey için düşük yani. Bu kadar 12 ay için çok düşük bir miktar diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi yani çok avantajlı bir şey şu anda yani. Herkes bundan faydalanır. Çünkü bir şey değil yani, o 12 ay 18 bin lira. Yani ben şahsen oğlumun çağı olsa ben bile göndermem, 18 bin lira veririm. Askerliğini yaptırmam. Ama bana göre şu anda çok düşük.